Merhaba sevgili balıklar. Selamlar sevgili balıklar, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçok Uras Söz Haber Merkezi'nden ben Oğuzhan Ceyhan, Demet Baltacı ve hep beraber Şubat ayında sizin başınıza neler gelebilecek, bunların hepsine yorumluyoruz. Evet sevgili Demet, balık burcu için ilginç bir yeni ay, dolunay döngüsü, iştir, kariyerdir, evet, ev hayatıdır. Biraz daha psikolojik dönüşümlerin, evet, olduğu bir dolunay ve yeni ay döngüsü var. Sen ne diyorsun, detaylandırırsak? Evet sevgili balıklar, ay başında 30 Ocak'ta Kova burcunda doğacak yeni ayla birlikte bu aya başlayacağız. 12. evlerinde doğacak bir yeni ay. Birazcık içe dönük olabilirler ay başı, ayın ilk günlerinde. Yalnız kalmak isteyebilir balıklar. Kendilerini dinleyebilirler. Eskilerle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu arada Merkür'ün durgunlaşması, retroya başlaması yine balık burcunda olacak. Daha duygusal, evet, bir döngü yaşayabilirler. Yani evet, daha duygusal, daha duyarlı, daha düşüncesel, hı-hı, anlamda duyguları ön plana çıkartacakları belli döngülere girebilirler. Böyle bir özelliğinde çok yoğun ve çok güçlü olduğunu görüyoruz burada. Ama Kova burcundaki yeni aya baktığımızda, hı hı, bu yeni ay aslında iç dünyalarını dış dünyalarıyla rahatlıkla paylaşabilecekleri, hı hı, psikolojik bir terapi görebilirsin. Evet. Kendinle ilgili bazı sıkıntıları ve konuları çözebilirsin. Çünkü Uranüs'ten de destek arıyorsun, hı hı, burada. Hı hı. Hatta hiç beklenmedik bir yerden bir parasal destek ve yardım gelebilir. Bu parasal destek ve yardım sayesinde iç dünyanla, hı hı, dış dünyanın arasındaki bağlantıyı iyi kurabilirsin ve mutlu da olabilirsin. Kendisini balık burcu bazen çok yalnız hisseder. Yalnız hisseder. Çok duygusaldır, çok, hı-hı, duyarlıdır. Hı-hı. Çok kolay ağlayabilen bir burçtur ki bence bu çok büyük bir insanlık özelliğidir. Kesinlikle. Gerçeği söylemek, hı-hı, gerekirse. Bu yapıları fazlasıyla yakalar. Kısa döngüde de olsa bir Merkür'ün retro hareketi var balık burcunda. Çok küçük bir etkisi var ama var. Neler olur? Evet, Merkür'ün balık burcundaki hareketi biraz daha içe dönük olabileceklerini gösteriyor. Belki geçmişle ilgili konular zihinlerinde daha fazla olacak, bazı sorgulamalar yapacaklar. Hayal güçleri biraz daha canlı olabilir. Rüyalarla ilgili konular biraz daha aktifleşebilir. Evet. Merkür'ün balık burcundaki retrosuyla beraber. Bu arada 5 Şubat'ta Jüpiter'le Şiron üçgen açısı da balıklar için ilginç bir açı. Belki bir sorunun için, bir sağlık problemi için yardım alabilecekleri. Mide sorunu varsa, evet, veya çocuk sahibi olamıyorsa, hı-hı, çocuk sahibi olamıyorsa belki bir aşırama yaptırabilir. Ondan, evet, sonra mideyle ilgili bir sıkıntı varsa onu çözebilir. Bir de yengeç balık arasındaki kas aileyle ilgili, hı-hı, çözemediği bir emotional sorunu çözebileceğini gösteren özel bir gezegen döngüsüdür. Balıkların bazıları ki çoğu olmamakla beraber, hı-hı, dış dünyada çok güçlü görünürler. Çok, evet, kuvvetli görünürler. Hüzünlü tiplerdir. Hı-hı. Gözlerin altında o hüznü görürsün. Ama çok fazlasıyla kuvvetli olup çevresinden, hı-hı, ailesinden aşırı sevgi bekleyen insanlardır. Belki bu konuyla ilgili eskiden kaynaklanan bir sorun ve bir problemin çözümü gelecektir. Hı-hı. Jüpiter Şiron'a desteklediği andan itibaren bir rahatlama ve bir, evet, mutluluk döngüsü verir. Hı-hı. Hı-hı. Buna bir ciddi bir rahatlama ve bir mutluluk döngüsü deriz. 15 Şubat Aslan Burcu'ndaki Dolunay'la beraber de bu rahatlama döngüsü iş ve kariyere kaçar. Evet, işle ilgili. Birlikte çalışmaya kaçar. Evet, günlük hayatlarında bazı değişimler yapabilirler, dönüşümler yapabilirler. Tabii. Belki bir elemanın alımı veya işten çıkması, bir yardımcı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığı bir insanın, mesela Dolunay olduğu için iş değiştirmesi, evet, olabiliyor. Bir, evet, iş arkadaşı değişebiliyor, evet, ama bir projenin sonlanması olabildiği gibi Mars'tan teraziye destek var. Mars'tan teraziye destek olduğu için bu dolunay etkisiyle kazanç da getiriyor. Yani bir işi bitirip parasını cebine koyabilir gibi gibi etkileri sebebiyet verir. Sağlık haricinde aslında bu dolunay etkisi pek çok balığa iyi gelecektir. Sağlık etkisiyle beraber bu dolunay etkisi grip, soğuk algınlığı, biraz böyle enfeksiyonlara da sebebiyet verebilir. Eğer bir grip ve soğuk algınlığı varsa buna dikkat edin. Bir de uzak akrabalarla ilgili de bazı sorunlar. Haberler getirir işte. Amcan hastalandı, halanın ayağı kırıldı gibi konulara sebebiyet verebilir. Arkasından drakonik düğüm dönüşü var. Kuzey düğüm teraziden güneş buna üçgen yapan bir drakonik döngüye giriyoruz. Şimdi, evet, drakonik döngüden önce önce bir şey unutmayın. Arkadaşlar,
Burada aylık yorumlara size anlatıyoruz. Ama geçmişe doğru bakarsanız bizim kanalımızda Balık Burcu kardeşlerimiz yıllık yorumlarımız da var. Yıllık detaylı yorumlarımız da var. Onları da çok dikkatli bir şekilde ne yapmalısınız? Dinlemelisiniz. Bir yıl başınıza gelebilecek olasılıkları göreceksiniz. Bir de Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nde var olabilen ne yapıyoruz? Günlük ve haftalık burç yorumlarından Sayın Demet Baltacı'nın ağzından dinliyoruz. O zaman biraz daha detay verebiliyoruz. Evet, Drakonik dönüşümle beraber Balık Burcu uzun zamandan beri Kuzey Terazi Koç arasındaki etkiden dolayı ne yapacak? Parasal kaynaklarda ilgili bir yükseliş yaşayacak. Derim ben, sen ne dersin? Ben de 18 Şubat'tan sonra Güneş'in Balık Burcu'na geçmesiyle balıklar için daha iyi ve verimli bir dönemin başlayacağını söyleyebilirim. Evet sevgili balıklar, Mart ayı sizin ayınız olacak. 23 Şubat hiç beklenmedik olaylara, size ve sürprizlere gebe. Saygılar. Hoşça kalın. Güle güle.